Değerli TV Yalova izleyicileri, Ayhan Polat'la birebir kent buluşmaları programının 11.sine bugün yapmaktayız. 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan mahalli seçimler öncesi birçok siyasi parti il, ilçe ve belde belediye başkanlarını belirledi. Mahalli seçimler öncesi 4. konuğumuz Adalet ve Kalkınma Partisi Çiftlikköy Belediye Başkanı Sayın Ali Murat Sitbakar. Sayın Sitbakar, programımıza hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Ayhan Polat'la birebir kent buluşmaları programının amacı, kent yönetiminde söz sahibi kişileri programa konuk etmek, kentin sorunlarını Yalova kamuoyunun gündemine taşımak, çözüm yolları bulmak, yetkili ve etkili kişilerin bilgilerinden faydalanmaktır. Evet, Sayın Sitbakar, tekrar Ayhan Polat'la birebir kent buluşmaları programının 11.sine Yalova'daki stüdyoda da 4. programa hoş geldiniz. Onur verdiniz. Hemen soru cevap şekline geçelim. Zaten programımızın formatı Ayhan Polat soracak, konuklarımız da cevaplayacak. Çok teşekkür ederim. Öncelikle kendinizden bir bahsedin, kendinizi bir tanıtarak başlayalım seniz. Önce bir TV Yalova seyircilerine bir selam ve sevgilerimi ileteyim. İnşallah hoş bir sohbet olur, hoş bir program olacak. İnşallah. Biz 5 kardeşiz. Kardeşlerimle başlayayım. 2 abim, 2 ablam var. Evin en küçüğüyüm ben. Maşallah. Abilerimin bir tanesi Rusya'da çalışıyor. Orada iş yapıyor. Orada lokum üretiyor. Bir abim Taşköprü Sanayi Sitesi'nde, orada bir firmada çalışıyor. İki ablam da öğretmen. Onlar da emekliler. Çiftlikköy'de oturuyorlar. Yani 5 kardeşten 4'ümüz Çiftlikköy'deyiz. Bir abim Kafkasya'da, Rusya'da. Siz orada çalışıyor. Çiftlikköy doğumlusunuz değil mi? Ben Konya Ereğli doğumluyum. Fakat işte ilkokul Çiftlikköy'de bitiriyorum. Ortaokulda ablam öğretmen olduğu için bir Kandırı'ya gidiyoruz. Fakat Kandıra'da ablam tayini tekrar Yalova'ya çıkıyor. Ortaokulu Yalova'da bitiriyoruz. Liseyi Yalova'da bitiriyoruz. Ne hikmetse okullar Yalova'da bitiyor. Aralarda bir yerlere gidiyoruz. Şimdi memur çocukları, işçi çocukları böyle olduğu için. Neticede gençliğiniz, çocukluğunuz Yalova'da. Tabii Çiftlikköylüyüm ben. Çiftlikköylü. Tabii Çiftlikköylü. Ne mutlu. Çiftlikköylü. Daha sonra işte üniversiteye geçtik. Yalova Lisesi mezunuyum. Ortaokulu Yalova'da bitirdik. Yani böyle geriye doğru gelmiş gibi oldu ama. İlkokulda Çiftlikköy'de bitirmiştik. Daha sonra üniversite eğitimimizi İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünde yaptık. Daha sonra bu siyasete merakımız var. Bizim çocukluğumuzdan beri seviyoruz. Çocukluğumuzdan belli de milli ve yerli olan insanlarla hareket ediyoruz. Siyaset yapıyoruz. Dolayısıyla yüksek lisansımı da istatistik üzerine yaptım. Dolayısıyla istatistik analizler, siyasette de istatistik gibi eğitim aldıktan sonra böyle bir daha rahat görüyoruz. Dolayısıyla bir oğlum var, evliyim. Maşallah, Allah bağışlasın diyoruz. Teşekkür ederim. Evet Sayın Sitbakar, şimdi 2014 mahalli seçimleriyle beraber 5 yıllık bir sürede Çiftlikköy Belediye Başkanlığı göreviyle 31 Mart'ta bu süre tamamlanıyor. Tekrar tabii ki adaysınız. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Çiftlikköy Belediye Başkanı adaysınız. Şimdi ben bu 5 yıl içerisinde Ali Murat Sitbakar ne tür hizmetler yaptı? Ben tek tek konulara değineceğim. Tabii, tabii. Değindiğim konulara siz açıklık getirirseniz tüm okuyucu, dinleyicilerimiz de buradan 5 sene içerisinde Ali Murat Sitbakar'ın Çiftlikköy'e neler yaptığını bir görme imkanı olsun. İlk sorum şu olsun. Siz Çiftlikköy Belediye Başkanlığı görevine geldiğiniz zaman özellikle personel alımıyla veya personel çıkartılması noktasında nasıl bir duruş sergilediniz? Bu kamuoyunda çok merak edilen soruların başında geliyor Sayın Sitbakar. Buyurun. Çok teşekkür ederim. 2014'te biz belediye başkanı olunca Çiftlikköy Belediyesi personelin, çalışan hepsinin başkanı olmuş oluyorum. O saatten sonra o personelin her şeyi bende. Ben bir kişiyi daha işten de çıkartmadım.
Öyle bir şey de aklımın ucundan bile geçmez. Bizim yaptığımız şey, çalışanımızdan en yüksek verimi nasıl alırız? Bu. Dolayısıyla iş alımları oldu. Ama toplam işçi, çalışan sayımız, taşeronuyla hepsi beraber 267 çalışanımızla koskoca çiftlik hizmet ediyoruz. Öyle çok yoğun bir iş alımı da yapmadık. Eleman çıkartmadık. Şu şekil, biz oranın belediye başkanıyız. Ben o çalışanımın tuzunu, ekmeğini, her şeyini düşünürüm. Bizim niyetimiz onlarla da, refahını, huzurunu yükseltmek. İnsanların ekmeğiyle oynamak değil. Peki özellikle Çiftlikköy Belediye Başkanlığı süresinde, bu 4-5 yıllık süreçte Çiftlikköy Belediyesi'nde bir kurumsallaşma gördük tabii. Biz. Siz buna katılıyor musunuz? Ne gibi çalışmalarla Çiftlikköy Belediyesi'ni hizmet noktasında kurumsal bir kimliğe kazandırdığınız düşüncesinde misiniz? Şimdi biz Çiftlikköy Belediyesi'ni aldığımız zaman bütçe küçük. 18 milyonluk bir bütçe var. İşte bu dönem 105 milyon olarak açıkladık. Onu tamamlayacağız. Dolayısıyla bütçe küçük olunca düşünceler de küçük oluyor. Her şey küçük oluyor. Belediye küçük bir zihniyet olarak düşünülüyor. Belediye nasıl yönetilmiş? İşte sahada bir kişi, fen işleri, imar işleri, park bahçeler, ne kadar o teknik müdürlük varsa bir kişi de, bir de belediye, üç kişiyle. Böyle bir belediye yönetilmez. Bu belediye bize verdikleri haklar var. Belediye başkanlarınız olacak, teknik birim müdürleriniz olacak, idari birim müdürleriniz olacak. Biz bu müdürlükleri bir bir kurduk. Fen işleri, imar işleri, park, bahçe, temizlik, bunları ayırdık. Ve bunlar içerisinde yapılaşmaya gittik. İdari bölümlerde de aynısını yaptık. Belediye başkanlığı yardımcılarımız. Geçmiş dönem tabii. Belediye başkanlığı sürecinde belediye başkan yardımcılığı yoktu, öyle bir mevki makam. Öyle biliyorum ben. Öyle ben de öyle biliyorum. Yoktu ya, ben geldiğimde yoktu. Sizin döneminizde iki belediye başkan yardımcısıyla evet. Bu 5 yıllık süreyi evet. Tamamladınız. Hatta bir ara 3 belediye başkan yardımcısı evet. Da olmuştu. Peki Sayın Başkan, bütçe konusuna gelelim. Yani Çiftlikköy Belediyesi'nin bütçesiyle alakalı çelişkili söylemler var. Özellikle geçmiş belediye başkanının hep gündeme getirdiği, işte ben belediyenin kasasında işte 5 milyona yakın para bıraktım ve bununla hep övündü eski başkan. Siz bu eleştiriyi daha doğrusu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şu anki Çiftlikköy Belediyesi'nin bütçesi, borcu, yapılan hizmetler noktasındaki son durumu hakkında çok çeşitli söylemler var, iddialar var. Bunlara bir cevap şeklinde ne söyleyebilirsiniz efendim? Şimdi şöyle diyelim, biz gülüyoruz tabii. Şimdi biz belediye başkanı olduğumuz zaman, demin personelimizle ilgili bir soru sormuştunuz, hatırlıyor musunuz? Ben geldiğim zaman, belediye başkanı olduğum zaman her ay yaklaşık 10 işçimize 9, 10, 11 bu sayı daha fazla olduğu anlar da oluyordu. Hacizler geliyordu. Bu hacizler niye gelir? Siz işçinin sosyal haklarını ödememişsiniz. Maaşlarınızı geçinecek düzeyde vermemişsiniz. Hatta daha da ileri gideceğim ama kalayım. Siz bunları, insanlar sosyal haklarını vermeyin. İşçilerin zamlarını vermeyin. Bunları da bir köşede tutun. Olmaz. Biz ne yaptık? İşçimizin sosyal haklarını birebir verdik. Gelir gelmez ben belediye başkanı olduktan 3 ay içerisinde biz sözleşmeyi yeniledik. Haklarını verdik. Maaş zamlarını yaptık. Ve işçimizi, memurumuzu, çalışanımızı bir kere rahatlattık. Dolayısıyla bizde ilk yapılan şey, ilk icraatımız belediyede bu çalışmalardan sonra hacizler bitti. Artık bizim çalışanlarımıza bir haciz falan gelmiyor. Şunu çok rahatlıkla söyleyebilir tabii. Misiniz Sayın Başkan? Yani bugün Yalova'daki belediyeler içerisinde çalışan personelinin durumu noktasında en iyi konuma sahip personel bizim personelimiz diyebiliyor musunuz? Yani en iyilerinden biriyiz. Evet. Şimdi en iyi diyebilmem için sonuçları bilmem lazım. Evet.
Peki Sayın Başkan, geçmiş yine belediye başkanlığı döneminde, eski başkan döneminde bu altyapı, üst yapı, park bahçelerden bir katının payı alınırdı. Ya bir yol yapılıyordu, parke yol yapıldı, işte size şu kadar miktar yol parası gibi bir vatandaş bir faturayla karşılaşıyordu. Sizin döneminizde böyle bir şey oldu mu, yapıldı mı? Ayhan Polat, ve çok da eleştiri alan bir konuydu bu özellikle. Şimdi bunlar taş yapmışlar, para almışlar, yol döşmüş, en alta beton atmışlar, üstüne taş döşemişler, üstüne asfalt atmışlar, paralarını almışlar. İşin acı tarafı da şu, ödemeyenlerin de tapularına şerh koymuşlar. Bakın, Çiftliköy Belediyesi ben gelene kadar böyle bir borcu var. Ya hacizli konuma mı getirilmiş Çiftliköy? Tabii şu anda benim, tabii tabii. Şu anda belediyede yol yapımından, emlak vergisinden borcunu ödeyemeyenlerin tapularına şerh var. Yani siz bir kaldırım yapıyorsunuz. Şöyle anlatayım. Siz kaldırımı kime yapıyorsunuz yolu? Bütün insanlığa, bütün dünyaya. Bütün insanlığa yaptığınız bir şeyin karşılığını o evin karşısından oturandan niye alıyorsunuz? Evet, bu çok saçma. Ve bundan dolayı da tapulara şerh koyuyorsunuz. Yani Çiftliköy Belediyesi ne yazık ki biz belediye başkanlığı olduktan sonra şunu yaptık. Yani millet rahatladı artık. Diyor ki artık millet, biz derdimi anlatacağımız bir yer var. İş adamlarımız rahatladı. Bakın biz belediye başkanlığı aldıktan sonra Çiftliköy'deki yapılanlara bir bakın. İş adamlar düzeyinde, yapılan inşaatlar düzeyinde, gelen gidenler düzeyinde bir bakın. Çok şeyin değiştiğini göreceksiniz. Çok şey değişti. İsterseniz bir de anlatırım. Yani acı bir şey değil mi? Kesinlikle. Çiftliköy'ün yerlisi, bakın şöyle bir şey anlatayım. Çiftliköy'le hemşerilerim, Çiftliköy'ün şehirleşmesi için yeşil alanlar bırakmışlar, yollar bırakmışlar, her şeyleri yapmışlar. Ve bu insanı kaldırım yapmışsınız, taş yapmışsınız, parasını ödemedi diye tapusuna şerh koyduruyorsunuz. Yaklaşık ne? Ben geldiğimde Çiftliköy halkının ödemesi borcu vardı. İşte 6 ile 10 milyon arasında. O evet. Rakamlar değişti. Evet, o civarlardaydı. Yani biz belediye başkanıyız biz. Halkımızla beraberiz, esnafımızla beraberiz. Bakın benim bir pazar yeri esnafım var. Buradan onu bir açıklayayım da evet, bilinsin. Ben durduğum sürece, o pazar yeri bizim nefis pazarlardan bir tanesidir. Ben durduğum sürece benim pazar yeri esnafım orada bir adım da öteye nasıl getirir? Biz onu düşünüyoruz. Sayın olacak Başkan, da. Pazar yeri konusu açılmışken özellikle yine hep eskiye dönüyorum. Ama eskiden o sosyete pazarı tabir edilen kapalı pazar yerinde iş yerleri yıllarca boş kaldı. Tabii. Siz nasıl çözdünüz? Yani şu an dolu dolu orası, cıvıl cıvıl. Bunu nasıl başardınız? Yani işin reçetesi nedir? Bunu gerçekten Çiftliköy halkı da çok merak ediyor. Aylarca camları kırık bir şekilde o işletmeler, o iş yerleri boş bırakıldı. Sebebi neydi? Lütfen buna da bir açıklık getirsek. Hatta ben daha şeyini söyleyeyim. Ben orayı canlandırdım. Bir de orada sosyete pazarı var biliyorsunuz, evet, kiralarlar. Hı hı. Ben geldiğimde 30 bin lirayı 40 bin liraydı kiraları. Şu anda 300 bine yakın kira ödüyorlar. Yani yüzde, müthiş bir rakam. Tabii tabii, çok büyük bir fark şey, büyük bir fark var arada. Evet. Buna rağmen cıvıl cıvıl. Niye? Biz insanların önünü açıyoruz. Gelin diyoruz. Biz buradayız. Yeter ki Çiftliköy'ümüze. Bu yaklaşım, insanların size yaklaşımı, size sevgisi, güveni. Bir belediye başkanı güveniliyorsa, güveniyorsanız insanlar geliyor. İşte biz demiştik ya, fabrikalar gelecek. İşte geldi, hepsi de geldi. Birazdan belki sorarsınız. Peki başkanım, özellikle siz göreve gelir gelmez hemen kucağınızda bir sahil projesini buldunuz. Bu sahil projesinin ihalesi sizinden önce mi yapılmıştı? Sizden sonra bu ihale yenilendi mi? Ben şuna şahidim ki gece gündüz o projenin tamamlanması noktasında sizin böyle ekibinizle adeta o hizmetin içerisinde günlerce yer aldığınıza ben tanık oldum. Ve artık Yalova sahili değil,
Çiftlikköy sahili Yalova'nın en gözde noktası haline geldi. Bu konuyla alakalı biraz kamuoyunu bilgilendirme. Neler yaptınız? Nasıl oldu? Ya çok acıdır. Yani bazı şeyler anlatırken üzülüyorum artık. Şöyle üzülüyorum. Bakın biz bir düğün salonu yaptık. Bunu söylemeye çekiniyorum. 21. yüzyılda Çiftlikköy'ün bir düğün salonu oluyor. Eskisiyle bir kıyaslayın bir bakın. Bazı şeyleri artık konuşurken üzülüyorum. Sayın Başkan, bunlardan biri de keseceğim. Mevcut belediye başkan adaylarından bir isim özellikle yeni düğün salonunu gerçekten çok gerekli bir hizmet olarak böyle üst alkışlıyor. Buyurun. Yani işte ne diyiz, ne diyelim biz buna? Vizyon, misyon işte. Evet. Vizyon o kadar. Şimdi ben onun açılışını bile yapmadım. Neden? Yahu 21. yüzyılda İstanbul'a 45 dakika, hatta Osman Gazi oldu 5 dakika. Bursa burada, İzmit burada. OSB'lerin yoğun ilgi gösterdiği, turizmin bu noktada olduğu, eğitim seviyesinin çok çok yukarıda olduğu bir Çiftlikköy'de, garajın üstünde ikinci katta, artık dilim de varmıyor. Öyle bir düğün salonundan, tamam çok güzel bir düğün salonuna çok geçtik. Çok mezbeletik bir yer. Çok mezbeletik, evet. Çok harika bir düğün salonuna geçtik. Tamam çok güzel. Bizim için de büyük bir şereftir bu. Geç kalınmış şeyler şehrim için. Sahil de onlardan bir tanesi. Siz sahilde yol yapmışsınız. Sahil yolu niye yaparsınız? Ya halkın menfaatine ya da orada işgaller vardır onun menfaatine değil mi? Çok işgal vardır Sayın Başkan. Siz oraya bir sahil yolu yapmışsınız küçük bir yer. Halk için mi yaptınız? İşgaldekileri kurtarmak için mi? Eğer halk için yaptıysanız ben belediye başkanı olduktan sonra orada yaklaşık 13 dönüme yakın yaklaşık 65 milyon 60 milyon değerinde araziyi işgalden kurtarıyorum. Soru şu. O yolu niye yaptınız oraya? Proje benim. Nasıl benim? Tartan pist. Benim derken ekibimle beraber, teknik ekibimle beraber, Çiftlikköy belediye çalışanlarımla beraber, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi gibi hocalarımla beraber, hep beraber aldığımız bir karar. Ekip çalışması. Ekip tabii, istişareler. Evet, burada 10 dönüme yakın arazi. Hatta size şunu söyleyeyim, biliyorsunuz. Belediyenin arazisini almış, duvarlarda da kapatmışlar. Havuz bile yapmışlar kendilerine. Maalesef. Çiftlikköy oradan buraya geldi. O yüzden projenin sahibi kim? Benim yaptığım projenin sahibi halk. Birileri yapmışsa da sahibi işgaller. Açık ve net. Eski hali yeni hale koyarsanız işgalli hali, işgalsiz hali. Çok basit. Öyle değil mi? Şimdi bakın. Size şuradan birkaç yer göstereyim. Sahil yolumuz geliyor. Başkent bir sitemiz mi? Şuralarda işte bakın şura. Şu bizim ahşap büfe yapmışız. Şurası komple duvarla kapatılmış. Yaklaşık 3 dönüm arazi kapatılmış. Kendilerine havuz yapmışlar. Eğleniyorlar, zıplıyorlar. Biz ne yaptık? Geldik duvarları yıktık. Duvarları geri attık. Sınırlarına çektik. Oraları ahşap büfe yaptık. Taner Söğüt Parkı oldu. Yaklaşık buna yazın günde 1000 civarında insan geliyor, oturuyor, kahvaltısı yapıyor, güneşleniyor, gidiyor. Şunu çok rahatlıkla söyleyebilirsiniz ki biz Çiftlikköy sahiline sadece Çiftlikköy değil. Tabii. Tüm Yalova'ya, Yalova dışından özellikle yazın ilçeye yazlıkçı tabir ettiğimiz kesimin gelmesiyle de biz sahilleri açtık ve çok da takdir toplayan, çok da sanıyorum övgü alan hizmetlerin en başında geliyor. Tabii ödüllendirildik de. Ödül varsa ödülle ilgili de başkanım ödülün gerekçesi, ödülle alakalı da bir bilgi almış. Şimdi biz sahil projesi ve engelsiz kafeden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi tarafından Çiftlikköy, bu onur Çiftlikköy'ün başlığıyla girdiğimiz ödülümüzü aldık. Çiftlikköy halkı adına, Çiftlikköy'e. Marmara Belediyeler Birliği'nden aldık. Marmara Belediyeler Birliği'nden birkaç tane ödül aldık. Bir sahil yolumuzla ilgili aldık, sosyal faaliyetlerle ilgili aldık. Mesela bizim yaptığımız AB fonu, AB fonlarında kullandık biz. Toplamda kaç ödül var? 6 ödül aldık biz. Tabii. Mesela en son aldığımız ödüllerden biri 245 bin euro biz AB fonlarından
bir kaynak oluşturduk. Bir kaynak oluşturup bu projemizi hayata geçirdik. Buradan da bir ödül aldık. Yani Çiftliköy'de ilk defa olan şeylerden biri de AB fonlarını kullanmamız. Şu anda bizim AB birimimiz var. Çiftliköy'de proje grubu ayrıdır. AB fonlarla ilgilenme ayrıdır. Belediye tam bir detaylı çalışır bizde. Tam kurumsal bir kimlik. Kurumsal kimlik, projeler çalışılır. Efendim AB fonları çalışılır. Çiftliköy'ün ihtiyaçları çalışılır. Bu da Çiftliköy Belediyesi de önümüzdeki dönemden itibaren bir üst yapı projelerimiz gelecek. Çünkü artık Çiftliköy'ün tam bir şehir olması gerekiyor. Sosyal projelerimiz gelecek. Göreceksiniz Çiftliköy Belediyesi üstüne koyarak gidecek. Çok çok koyarak gidecek. Her açıdan ama. Şu anda 3-5 eksiğimiz olabilir. O eksikliklerle tamamlanacak. Peki başkanım. Evet. Şimdi özellikle gerçekten çok cesaretli bir işe kalkıştı Ali Murat Sipakar. Evet. En cesaretli işi de malum altyapı. Evet. Sayın Başkan, ya siz korkmadınız mı? Bu işin içinden çıkamam diye böyle bir hiç düşündüğünüz anlar olmadı mı? Altyapı demek gözükmeyen bir hizmet demek. Evet. Birçok insanın sıkıntı yaşamasına neden olan bir süreç demek. Sizi hangi karar altyapıya itti? Ne etki etti Sayın Başkan? Bakın biz bir iddia sahibi insanlarız biz. İddia sahibi bir devletin belediye başkanıyım ben. Biz milletimize aşkla, beni tanıyanlar bilir, milletimize aşkla sevdalı insanlarız biz. Aziz milletimiz, aziz devletimiz, Allah baki etsin. Ben aziz milletime eğer şu suyu içirseydim, o asbestli borulardan, PVC ile kanalizasyonun karıştığı suları içirseydim, inanın ben biliyorsunuz küçük bir rahatsızlık geçirdim. Evet. Orada Allah'ın yardımıyla, milletimizin dualarıyla ayakta kaldık. Evet. Ben onu göremezdim. Bakın size söyleyeyim. Milletimiz şunu bilsin. Ben milletim için bu candan feda edip geçerim. Serden vazgeçerim. Bırakın bir makam çok mühim değil. Biz o makama geldiysek biz hizmet için geldik. Bakın ben Çiftliköy Belediye Başkanı olduğum dönemde ilk yaptığım şey, en onur duyduğum şeylerden biri altyapıdır. Fakat onun bir üstünde ben milleti barıştırdım. Biz milleti barıştırdık. Kahveler küstü birbirine. İnsanlar birbirine kırdırılıyordu. Biz bıraktık bunları. Artık bizim şehrimizde herkes fikrini açık seçik söyleyebiliyor. İsteyen fikrini söylüyor. Geliyor istişare yapıyor. Olur olmaz. İstişare kararını sonucuna göre uyguluyoruz. Dolayısıyla biz bu hizmeti yapmazsak ben halkıma ne diyecektim şimdi yanınızda? Sayın Başkan, yine hatırladığım kadarıyla ikinci katları, üçüncü katları su çıkmıyordu. Çok büyük bir su kaybı yaşanıyordu Çiftlikköy'de. Aslında nasip biliyor musunuz? İkinci, üçüncü, dördüncü katlara bu su çıkmıyordu. Evet. En azından az zehirleniyorlardı diyebilirsiniz. O yüzden de kat veremiyorlardı. Şimdi bakın. Kat konusuna geleceğiz şimdi tabii, Sayın Başkan. Asbestli borular, ispatlı. Depoları kurmuşlar. Diyorlar ki ya asbestli boru yok. Yahu deposunu yapmışsın. İtfaiyenin yanında deposu duruyor. PVC yapmışlar. Evlere bağlamak için kesmeye kalkmışlar. PVC esnek olmadığı için kırılmış. Üstten kanalizasyonu bağlamak için kırmışlar eve. Oradan onun içine akmış. Özellikle suların kesildiği anda o kanalizasyon suyun içine dolmuş. Sular gelince evlere servis edilmiş. Ondan sonra çocuklar enfeksiyon hastane. Siz nasıl girdiniz? Bakın. Benim kızdım demeyeyim de yani böyle merak ettiğim şeylerden bir tanesi. Siz bu sorunları bile bile, insanlar bu sorunları bile bile. 2014 seçimlerinden önce Çiftliköy'ün altyapı problemi yok, su problemi yok diyerek bu ifadeyi nasıl kullandınız? Ben bunu merak ediyorum. Şu olabilir, biz yapamadık, edemedik. Çiftliköy'ün böyle bir sorunu var. Çözeceğiz. Ama yok sıfır sorun deyip bu sorun varsa burada bir sıkıntı var. Burada siyaset yok. Başka yani bir şey Sayın var. Başkan şunu mu diyorsunuz? Yani kasada para bırakmak marifet değil. Ya kasada para dediniz nedir? 3 milyon Çiftliköy Belediyesi için nedir ya? Evet. Benim şu ana kadar işçime, memuruma
Sosyal hak verdiğim haklar bunun kaç katıdır? Meziyet şudur. Çiftliköy Belediyesi'ni 105 milyon bütçeye çıkartmaktır meziyet. 100 milyon civarında iş yapmaktır. Meziyet budur. Ve şu anda Çiftliköy Belediyesi'nin borcu bütçesinin %13'üdür. O da neyden kaynaklanır? Onu da açıklayayım size. Biliyorsun bizim bir imarımız durduruldu. Hatırlıyor musunuz? Evet. Orada bir 8 aylık bir belediye... Bekleme süreci yaşandı. Belediyeye giriş olmadı. Para girişi olmadı. 4 kat işin diyorsunuz. Gittiler, itiraz ettiler, mahkemelerde bozdurdular. Hatırlıyor musunuz? Çok iyi hatırlıyoruz başkan. Orada bir para girişi olmadı belediyeye. Ruhsatlardan, iskanlardan. Evet. Bir de şu son dönemde böyle bir hafif şeyimiz var. Ekonomiden, son 5 ay. Ekonomiden kaynaklanan. Bir ruhsat girişlerimiz de ikisinden kaynaklanıyor. O da ondan kaynaklanıyor. O girişlerimizde tam olsa zaten hiçbir sıkıntımız yok. Eğer bir Çiftliköy Belediyesi'nin 10, 12, 13 milyonluk bir borcu da varsa ki bu da bana göre karşılığı olan bir şey bunların da karşılıkları var. Peki başkanım yok yapılan şey. Yatırım miktarı nedir? Şu an Çiftliköy'ün böyle abartılan şu anda konuşulan nedir? Şey var ya. Evet. 100 milyon borç yüzü. Evet. Bu Çiftliköy'e yapılan yatırımın rakamı. Evet. Şimdi borç değil. Yapılan yatırım miktarıdır. Tabii biliyorsunuz. Çiftliköy Belediyesi'nin 110 milyon borcu olması için Çiftliköy Belediyesi'nin 200-300 milyon yatırım yapması gerekir. Çiftliköy Belediyesi yaklaşık 100 milyon civarında bir iş yapmış. Altyapısı, yolları. Bakın şu anda eskiye ait bir tane yol bile bulamazsınız. Benim oradan çıkarttığım harfiyatlar sahilden çıkarttığımız. Taşın üzerine asfalt üzerine taş böyle karma karışık bir yapı. Buradan çıkarttığımız harfiyatlar 15 bin kamyon. Yani işin büyüklüğü anlaşılsın diye. Ve bakın koskocaman bir Çiftliköy. Yaklaşık 150 kilometre, 132 kilometre ile başladık altyapıya. 150 kilometreye çıktı. Bunun 60 kilometre yan bağlantılar, 210 kilometre 6 bin eve abone yapılmış. Şimdi rakam büyüklüğüne bakın. Ve sizin bu yaklaşık 220-240 kilometre tutuyor. Siz 220-240 kilometrede yol yapmışsınız, kaldırım yapmışsınız. Baştan, sil baştan bir hizmet. Tabii, sahile girmişsiniz, düğün salonu yapmışsınız. Çiftliköy'e biz bir kat vermekle beraber, evet. Çiftliköy'e bu 4 yıl içerisinde bir katrilyondan fazla, bakın eski parayla söylüyorum. Şu anki parayla demiyorum, eski parayla anlaşılsın. 1 trilyon para sokmuşuz Çiftliköy'e fazladan. Peki Sayın Başkan bu kat artışıyla ilgili geçmişte belediye başkanlığı yapan şahsın bir beceriksizliği söz konusu olabilir mi? Yani birkaç defa Ankara'ya gidilmiş, bunun canlı şahitleri var ve bunu başaramamışlar. Bu sizin döneminizde 4 kat imar hakkını elde etmesi Çiftliköy'ler için çok büyük bir nimet değil mi Sayın Başkan? Bakın şöyle, bunu nasıl başardınız? Yani şöyle bir yanlıştan kurtarayım sizi. Katı Ankara vermez. Siz jeolojik etütlerinizi yaparsınız. İzinlerinizi alırsınız. Meclisten karar alır çıkartırsınız. Yani bir... Aldatmaca yani. Ama hep öyle anlatıldığı için yok ona sığınılıyor herhalde. Ya yani Ankara vermiyor deyip geçiştirilmiş o zaman Sayın Başkan. Olabilir mi? Evet. Öyle bir şey olabilir yani, mi? Yani. Yalova'ya verecek, Altınova'ya verecek, Tavşanlı'ya verecek, Çiftliköy'e vermeyecek. Böyle bir şey olabilir mi? Eğer mevcut başkan bir girişimde bulunmuyorsa, meclisi çalıştırmıyorsa bu konuda... Sebebini söyleyeyim efendim size. Buyurun. Jeolojik etütler yapmışlar. Jeolojik etütleri 2,5 kat üzerine yapmışlar, 3 kat üzerine yapmışlar kısmi. Bizim yaptığımız, biz Çiftliköy'e geldikten sonra biz jeolojik etütleri bitirdik. Kat sınırını kaldırdık. Çiftliköy'ün önünü etütlerle kaldırdık. Ondan sonra meclise getirdik. Çiftliköy'de 25 binlik planlarda Çiftliköy 27 bin olarak bırakmışlar. Şu anda Çiftliköy'ün nüfusu 30-40 bine gelmiş. 2025 hayalleri 27 bin nüfus. Vizyonu görüyor musunuz? Bakış açısı. Bakış açısını görüyor musunuz? Maalesef. Şimdi ben ne diyeyim? O yüzden ben diyorum ki biz halkımıza hizmet etmeye devam edelim. Kat, 4 kat net bitti. Ne 2,5 ne 3,5. 4. Herkese 4. Veremediğimiz etrafta yerler var. Onlar da 50 binlik planlar bitti. Geliyor. Biz yeni imar revizyonda oralarda vereceğiz. Çiftliköy'ün tamamına aynısını vermiş olacağız. Bakın bizim zamanımızda böyle bir şey yok. Yolun sağı 2,5 kat, solu 3,5 kat. Böyle bir şey yok. Çünkü arada ne kadar oynuyor? Yani iki arsa düşünün yan yana
İki artının ederi arasında ne kadar fark var? Evet. İnsanlar aklına soru işaretler gelmez mi? Kesinlikle. Gelir. Peki Sayın Başkan, şeyden bahsettiniz. Ya parke yol üzerine asfalt dökülür mü? Nasıl bir mantık Sayın Başkan? Şöyle, bakın. Evin temeli vardır değil mi? Evet. Her şeyin bir temeli vardır. Evet. Şimdi buraya program yapmadan önce hazırlıklar yapıldı, edildi. Şimdi bilinmeyen bir şey daha söyleyelim. Yol atıyorsanız temelli olur. En alt katta dolgu olur. En alt katına dolgu atarsınız. Üstüne PMT atarsınız. Üstüne binder asfalt atarsınız. Üstüne de aşınma asfalt atarsınız. Bu yoldur. Öbürü seçimlere yakın atılan şey de seçim yolu derler ona. Milli servet Sayın Başkan. Yani o parke taşını bulamayan birçok... Bakın şurada iddialı bir söz kullanacağım Ayhan Polat. Belediyeler var. Ayhan Polat. Çok insanımız var. Şurada iddialı bir söz kullanacağım. Benim ilçe başkanım da kullanıyor bunu. Diyor ki seçimlere 2014'te ya da 2013'ün sonunda bir asfalt atıldı. Değil mi? Evet. Seçimlere birkaç ay kala asfalt atıldı. Evet, biz de seçildikten sonra altyapıya girdik. Onları kaldırdık attık. Üzerine asfalt attık. Evet. Burada bir tane suçlu var. Bu suçlu kim? Ya ben ya onlar. Kim burada suçlu? Şimdi sorular böyle olur. Evet başkan. Değilse o ona demiş, bu buna demiş, böyle bir iddia var. İddia etmiyorum ben. Diyorum ki 2013-2014 yılında atılan bir asfalt var. Atatürk Caddesi'nden bahsedelim. Evet. Ben de geliyorum, seçiliyorum. Çivriköy halkı bize teveccüh gösteriyor. Allah razı olsun, sağ olsunlar. Bizi belediye başkanı seçiyorlar. Ben de kaldırıyorum o yolu tekrar. Altyapısını yapıyorum. Yağmur su kanallarını yapıyorum. Yapabildiğimiz kadar ki daha bitmedi. Şunda bir antiparantez söyleyeyim. Çiftliköy'de çalışmalarımız Eylül-Ekim gibi bitiyor önümüzdeki ay. Yani şu anda son kat atılmayan aşınmalarımız var. Çiftliköy'ün iç tarafında Mehmet Akif'te bu son kat aşınma asfaltlar da gelecek. Daha bitmedi. Bunu tamamlayamadılar şeklinde bir yaygara söz konusu. Tamamlayamadılar değil, hazır her şeyimiz bizim. Evet. Şeklinde yorumlanıyor Sayın Başkan. Şimdi sadece orada çalışmalarımız var şu anda. Mehmet Akif'te çeşitli çalışmalarımız var. Göreceksiniz onları. Onlarla beraber bitecek. Şimdi biz yola asfaltı dökmüşler. Biz de geldik, altyapıya girdik. Dedik ki bozuk ve ispatladık. Onun üzerine asfaltlar söküldü. Altyapılı asfalt tekrar döküldü. Burada bir suçlu var. Buradaki paranın hesabını kim verecek? Evet. Atatürk Caddesi'ne atılan o Çiftliköy Belediyesi'nin parası. Demek ki kasada 3 milyon olmaması gerekiyor. Üzerinde daha fazla olması gerekiyor. Bakın size bir şey de anlatayım ben. Ben belediye başkanı olduğum zaman yaklaşık 18 milyon bütçe var değil mi? Evet. 18 milyon bütçe var. Belediyenin yıllık harcaması 12-13-14 milyon olsun. Evet. Ve genelde de Çiftliköy Belediyesi'nin yıllık para harcama imkanı 4 milyon 5 milyon minimum. Siz bunu 5 yılla çarparsanız 25 milyon, 10 yılla çarparsanız 50 milyon, 15 yılla çarparsanız 75 milyon gibi paranın bir yatırımın dönmesi gerekiyor. Tamam 3-4 milyonu kasada. 72 milyonluk bana Çiftliköy'de bir yatırım göstereceksiniz. Ben de diyeceğim ki teşekkür ederim. Çiftliköy Belediyesi'nin borcu yok. Sizce var mı yok kısaca, mu? Kısa ve net anlattınız Sayın Başkan. Teşekkür ediyorum. Şimdi konu altyapıdan, işte su hattından, kanalizasyondan, yağmur suyundan açılmışken sizin döneminizde suya zam yapıldı mı hiç? Sayın Bakın Başkan? Ben suya hiç zam yok. Emlak vergilerine mecbur 4 yılda bir yapmak zorundasınız. Onda %5 minimum. Neyse nokta o. Son nokta. Şimdi bize şu tekliflerler geldiler. Yani yol yapıyorsun, şunu yapıyorsun, su yapıyorsun, altyapıyı değiştiriyorsun. Halktan al. Ben dedim Çiftliköy Belediye Başkanı olurken halktan alacağım diye söz vermedim. Ben yapacağız diye söz verdim. Ve bunu sözümün arkasındayım. Peki başkanım. Öyle şey olabilir mi yani biz suyunu yapacağız. Biz hattını yapmışız. Evine suyunu servis ediyoruz. Bunu bizim yapmamız gerekiyor. Su parasını veriyor. Ve su zammı yapmadım ben. Yapmaya da şu anda Çiftliköy Belediye'mizin ihtiyacı yok. Ben geldiğimde çok pahalı içiyordu Çiftliköy halkı suyu. Şu anda normal seviyelerde içmeye başladı. Peki hep hizmetler konusuna geldik. Evet. Özellikle bu
elektrik aydınlatmaları olsun, çocuk parkları konusu olsun. Bunlar da sizin döneminizde özellikle çok beğenilen hizmetler olarak göze çarpıyor. Belediye hizmeti olarak bizim es geçtiğimiz başka hizmetlerde sizin şu an aklınızda gelen var mı? Bunu da açıklama gibi bir durumda söz konusu. Tabii bu 5 yıl içerisinde sığdıramadığımız hizmetler var. Olmaz olur mu? Mesela Çiftlikköy'ün bir kültür han diye bir projesiymiş. Projemiz olacak. Eksikliklerimiz var. Biz bu dönem... Yapılanları anlatalım başkanım. Olmuşları anlatalım. Şimdi çocuk parklarımız. Evet. Ya çocuk parklarımız... Bir de devlet kanalıyla, devlet desteğiyle yapmış olduğunuz hizmetler de var. Tabii devlet. Onlara da bir girer miyiz acaba? Tabii. Şimdi girelim. Köprülü kavşağımız. Evet. Projesini Çiftlikköy Belediyesi çizdi. Efendim... Bizim projemiz. Hatta o çalıştığımız ekip Zigana'ya çizen proje. O ekip. Evet. Bursa bir grubu. Oraya çizdirdik. Onaylarını aldık. Devletimize sunduk. Devletimiz de projemizi onayladı. O İzmit Karayolu yapım ihalesinin içerisine soktu ve kavşağımız geldi. Ve Çiftlikköy o günden beri hiç ölümlü bir kazayla rastlamadı. Ufak tefek kazalar oluyor. O da dikkatsizliklerden kaynaklanıyor. Şöyle bir eleştiri var. Yani Çiftlikköy'ü ikiye böldü başkan. O böyle bir üst geçit, bir ucube gibi gözüküyor. İşte Çiftlikköy'ü birbirinden koparttı, bağını koparttı şeklinde eleştiriler var. Ya şimdi çok komik bunlar. Şimdi Çiftlikköy'ün ortasını ben geldiğim zaman abuk subuk çitlerle bölmüşlerdi. Hatırlamıyor musun? Yani öyle bir anlatıyorlar ki, öyle bir konuşuyorlar ki. Sağ olsun. Sanki başkanım. Orada yol yoktu. Orada çiçeklikti, park alanlarıydı. Biz oraya yol koyduk. Ya ben geldiğimde abuk subuk çitlerle bölünmüş. Trafik ışıkları konmaya çalışılmış D100'e. En son işte bir gazeteci arkadaşınız Mehmet Akif'te. Evet. Özgür. Evet. Tır kaza vurdu, geçiyor. Kaza geçirdi. 9 ay kendine gelemedi. Evet. Hamile kadınlar öldü. Ya bu yani, da insan hayatı ayıp. Değil mi? Sevim tabii başkanım. Ayıptır böyle şeyler. Ondan daha kıymetli bir şey olamaz diyorsunuz. İnsan hayatı bizim için çok önemli. Ya. Geçmişte gerçekten özellikle devlet hastanesiyle Çiftlikköy'ü bağlayan bir üst geçit yapıldıktan sonra birçok ölümlü kazanın önüne geçildi. Bunu ben çok iyi biliyorum, hatırlıyorum. Bu tür söylemler yapılan hizmetleri karalama noktasında. Ayıptır tabii. Doğru bir şey değil. Şimdi aynı bağlantıyı biz Siteler Mahallesi'ne de yapacağız. Bakın aynısını bitirdik. Projesi bitti. Onayları alındı. İhale aşamasına geldi. Siteler Mahallesi'nde. Basroğlu'nun oradan. Evet. Aynı giriş çalışmalarımız Mehmet Akif Ersoy'la Yalova'nın sınırı. Oradan direkt giriş çıkışlar sağlanması için. Orası için çok güzel proje olduğunu söyledi geçen tabii. Siteler Mahalle Muhtarı. Onu da bitirdik. Evet. Şimdi biz Çiftlikköy'le ilgili 5 yıldır çalışıyoruz. O yüzden bizi... Şu konuşmanın içinde, bu konuşmanın içinde bulamazsınız. Hatırlıyor musunuz? Yani sürekli bize işte beyanat verirler. Benden cevap çıkmaz. Evet. Neden? Çok sataşma oluyor Sayın Başkan. Cevap vermediğimizi biliyor musunuz neden? Evet. Bana diyor ki başkanım şöyle bir şey gelmiş bakıyorum. Yaklaşık 5 saniye mi alıyor? Gülüyorum, koyuyorum kenara, yoluma gidiyorum. Yani ben işime bakarım diyorsun. Ya Sayın tabii başkan. Biz yani ben bunları ciddiye aldım bile yok. Bak açık seçik söyleyeyim. Şimdi... Ben niye ciddiye alırım? Halkımı, hizmeti. Şimdi biz gelirken demişiz ki bütüncül belediyecilik içerisinde kültür belediyeciliği, çevre belediyeciliği, sosyal belediyecilik bunları yapacağız diye gelmişim. Ben bunlarla uğraş vaktim yok. Benim niye vaktim var? Çiftlikköy'e, Çiftlikköy halkına var. Elhamdülillah bu dönemde gönül belediyeciliğiyle bunu zirve yapacağız. Hiç benim Çiftlikköy'üm rahat olsun. Teşekkür kardeşleri ederim. Burada. Peki özellikle eğitime verdiğiniz destekler tabii. Çok konuşuluyor. Camilere yapmış olduğunuz destekler var. Ramazan ayında her yıl geleneksel bir etkinlik Mokamp'ta yaşatıyorsunuz. Bunlara da bir değinir misin Sayın Başkan? Şimdi biz altyapı yaparken tek altyapıyla kalmadık. Bakın sahil yollarına girdik, çocuk parklarına girdik. Yani halkımız hoşnut edecek çok şeyler yaptık. Sosyal faaliyetler. Bakın şu anda Çiftlikköy Belediyesi bütün engelli vatandaşlarıyla birebir ilgilenir.
ağır engellilerle de birebir ben ilgilenirim. Mesela özel bir şeye giriyor, yapmış olduğunuz özel bir yatırıma giriyor engelsiz kafe. Evet. Bu çok takdir toplayan bir proje, hizmetlerinizden bir tanesi. Böyle bir ihtiyaç nereden doğdu sizden? Yani size talepler mi geldi? Bir ön araştırma mı yaptınız? Yani benim bir arkadaşım hakkında... var. Evet, buyurun. Mahmut diyor, 15 yaşında, kas hastası. Evet. Engelsiz kahveye gelir. Gelir. Biz de yanında oluruz. Engelsiz kafedeki arkadaşlarına, dostlara, herkese çayını ısmarlar gider. Bana bu yetiyor. Benim yani Mahmut'uma bir buluşma noktası. Tabii. Buradan benim Mahmut'uma da selam söylüyorum. 15 yaşında genç bir delikanlı. Bakın ağır yani yattığı yerden dünyaya gülüyor, biliyor musunuz? Lütfen. Şimdi biz bu arkadaşla geçen hava şeyine gittik. Meydan komutanına. Meydan komutanına gittik bizim Mahmut'la. Mahmut benim arkadaşım. 15 yaşında, ben 53 yaşında. Vaktimiz güzel. Geçer. Şu anda biraz rahatsız Atakent Hastanesi'nde. Geçmişler olsun. Buradan çıkıp inşallah ziyaretine gideceğim. Allah sağlık versin. Ben bu arkadaşlarla olduğum zaman çok mutlu oluyorum. Çünkü şey yapmıyorlar. O bakışlarından size olan sevgilerini, sevdalarını gösteriyorlar. Hava meydan komutanımızla arkadaş oldular. Orada gezdik, tozduk. Belediye başkanlığının en güzel yanlarından bir tarafı da bu, biliyor musunuz? Evet Sayın Başkan. Mahmut'uma buradan selam olsun. Sayın Başkan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin evet. Belediye Başkan Adayı, evet. Çiftlikköy Belediye Başkan Adayı, Sayın Güler'in geçen bir açıklaması oldu gazetemize. Evet. Mevcut başkan çok yıprandı. Evet. Eski başkan da zaten emekli oldu. Ben aradan çıkarım diyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Bak ben burada... Genç bir kardeşimiz, heyecanlı bir kardeşimiz. Evet, evet. İnanıyor. Çalışmaları da çok güzel. Ya inanır çünkü ana muhalefet partisi çıkacak. Ama Nedim Bey... Sizi çok da eleştiriyor. Eleştiriyor. Zaten ben belediye başkanı olduğumdan beri eleştiriyorlar. Evet. Hiç durmuyorlar ama Nedim Bey, projelerine gel, Hodri Meydan diyelim biz de. Gel projelerine, yapacaklarına gel, Hodri Meydan. Bizim çekindiğimiz yok, biz buradayız. Nedim Bey'e tek tavsiyem, projeleriyle gelsin. Yani siz diyorsunuz ki bizim şu son 5 senede yapmış olduğumuz, evet. yaptıklarımız... Mesela şöyle anlatayım. Yapacaklarımızın da teminatı diye bir söz var ya, ha, aynen, Sayın aynen. Başkan. Bizim yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Fakat biz 2014 belediye başkanı adayı olmadan önce, 2012'den itibaren ben Çiftlikköy'ün bütün eksikliklerini araştırdım. Asbestli su borularını buldum. O PVC kanalizasyon karışımlarını buldum. Kat imardaki sıkıntıları çıkarttım. Metre metre çıkarttım. Çocuk parklarını çıkarttık. Her şeyleri çıkarttık. Ve bunları yaptık diyorsunuz. Ve bunları da hayata geçirmeye başladık. Bunun %50'si bu dönem bitti. Şimdi %50'si yapı projelerimiz kaldı. Onları da bitireceğiz. Ama bence projelerle gelmesinde fayda var. Peki Sayın Başkan, 15 yıl gibi bir süre, 3 dönem belediye başkanlığı yapmış Sayın Metin Dağ. Metin Dağ yine İyi Parti Çiftlikköy Belediye Başkan adayı olarak sizin rakiplerinizden biri. Nasıl yorumluyorsunuz? Ya 3 dönem yapmış, son 2014 seçimlerinde özellikle bir söylemi vardı. Adaylar açıklanmadan evvel o sahadaydı, avantajlıydı. Ben karşıma çıkacak pehlivanı bekliyorum gibi çok böyle güven dolu söylemlerle size rakip oldu. Onu rakip oldu. Evet. 2014'ün Mart ayında da sandıktan siz çıktınız. Evet. Yine aday. Ne diyeceksiniz? Şöyle bir şey diyeyim. Ben pehlivan değilim. Ama Fevzi Güreş ağalığı yaptım. Yaptınız. Evet. Güreş ağasıyım. Evet. Ben
bireysel değil, takım çalışırım. Ekip çalışması yaparım. Dolayısıyla ben bir şeye benzetileceksek, bir futbol takımına, bir basketbol takımına benzetilsem daha iyi olur. Çünkü ben sahaya ekibimle giderim. Dolayısıyla insanların özgür iradesi, istediği an istediği yerde girer. Fakat Çiftlikköy'de, Yalova'da sonuçlar bellidir. Kimlerin arasına geçeceği. Siz istediğiniz kadar olun. Ama şu şöyle bir şey olmalı. İnsanlar bugün hangi partner seçime girdiyse yarın da o da partner seçime girmeli. Öbürsü gün de o partner seçime girmeli. Her seçim ayrı bir parti. Bu yakışık almayan şeyler. Buradan tek sonuç çıkar bilmiyorum artık. Siz nasıl bağlarsanız. Yani sonucu. Siyasette davaya siyasi siyaset yaptığınız partiye, davanıza sahip çıkma, o çizgiden çıkmama noktasında bir söyleminiz oldu sanıyorum. Şunu çok rahatlıkla söyleyebiliyor musunuz? Ya Metin Dağ'ın çizgisi kırıklarla dolu. Yani son kendi partisi, Anavatan Partisi'nden sonra Demokrat Parti ile birleşme, kısa süre sonra Demokrat Parti'den istifa edip bağımsız son 3-4 seneyi geçirdikten sonra, belediyede bağımsız olarak geçirdikten sonra Cumhuriyet Halk Partisi ile hareket etmesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçim kaybettikten sonra bugün yeni bir oluşum İYİ Parti'de siyaseti devam ettirmesi, bu özellikle seçmen kesiminde de böyle bir güvensizliğe sebep olmaz mı? Yani bu doğru bir çizgi mi Sayın Başkan? Anlattığınız şeyse doğru bir çizgi değil. Ama ben şöyle bir şey anlatayım. İnanır mısınız? Ben bunların CV'lerini çok okumadım. Ne yaptıklarını da bilmiyorum. Hiç de ilgilenmedim zaten. Şu anda da ilgilenmiyorum. Fakat benim bildiğim bir şey var. Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. İnsanlar bir yerlerde hizmet etmişse, çalışmışsa, başkan olmuşsa, yönetici olmuşsa yaptığı hizmetleri arka arkaya sıralar. Biz de Nedim Bey'e ona dedik. Nedim Bey dedik. Siz danışmanlık yaptınız. Yaptığınız o arada hizmetleri anlatır mısınız? Bu kadar. Şimdi onların çizgi kırıklığı, çizgisizlikleri çok problem değil. Benim ne olduğum çok mühim. Ben milli ve yerli bir insanım. Son nefesime kadar da öyle gideceğim. Evet, dindar bir insanım. Haramı helali bilirim. Haramdan uzak durur, helal dairesinde yaşamaya çalışırım. Milletime hizmeti şiar edinmişim, aşk edinmişim ama emin ol Ayhan Polat, hiçbiriyle ilgilenmedim. Yani ne yapıyorlar, ne ediyorlar hala da bildiğim yok. Ben halkıma güvenip yola çıktım. Hak da yardımcımız olacaktır inşallah. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sayın Spikler. Şimdi siz Çiftlikköy'de belediye başkan adayı olmadan evvel sahaya çıktınız. Evet. Tabii ki bir Çiftlikköy halkıyla halkının bir nabzını yokladınız. Ben o dönemi hatırlıyorum. Yanınızda bir ekip vardı Sayın Başkan. Şimdi ben o ekibi göremiyorum yanınızda. Ve şunu da 5 yıllık belediye başkanlığı sürecinde şunu da ben net bir şekilde gördüm. Çiftlikköy'e çok hakim olan bir gazeteciyim. Evet. Sizin etrafınızda böyle gerçekten Adalet ve Kalkınma Partisi davasına çok inanan, çok mücadele veren insanlar oldu. Bunlar birçoğu şu an sizin yanınızda değiller. Bunun nedeni nedir? Ne oldu da bu şekilde oldu? Ya şimdi birçoğu demeyelim. Şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi'nde görev almış herkes şu anda bizim SKM'de çalışıyorlar. Biz daha sahaya inmedik. Evet. 1 Şubat itibariyle manifestomuz veriliyor. 2 Şubat'ta sahaya iniyoruz. Şu anda bizim ekip altyapı hazırlıklarını tamamlıyor. Teşkilatımız da öyle. Bir çalışma metodu hazırlanıyor diyorsunuz. Bilinçli bir seçim propaganda dönemi olacak sanıyorum. Yani biz böyle gelişigüzel iddialarla, iftiralarla, egolarla bir siyaset yapmıyoruz. Bizim yaptığımız siyaset belli, ilimsel, bilimi çalışırız biz.
Bakın şu anda bizim AK Parti teşkilatı 5 yıl içerisinde düzenlediği programlar var. Şu anda 15 asil olmak üzere, 8 yedek olmak üzere teşkilatımız 23 kişi. Kadın kollarımız 15 artı 8, 23 kişi. Gençlik kollarımız 15 artı 28, 8, 23 kişi. Çarparsanız 3 kere 3, 69 kişi. Mahalle başkanlıklarımız 10'ar kişi, 60. Şu anda minimum, yani geçmişte başkanlık yapmış, görev yapmış arkadaşlar haricinde diyorum. Onları da koyduğunuz zaman biz yüzleri geçiyoruz. Zaten en altyapısı olan Çiftliköy'de, evet, en oturmuş siyasi parti tabii ki AK Parti. Peki Sayın Başkan, özellikle bu 31 Mart seçimlerine kısa bir süre, yani 2 aylık bir süre kaldı. Sizin adaylığınız netleştikten sonra siz aday olan arkadaşlarla bir iletişime geçtiniz mi? Beraber bir oturup önümüzdeki 2,5 aylık, 2 aylık, şu an 2 aylık bir süreç var. Değerlendirdiniz mi? Onları kucakladınız mı? Onlarla iletişiminiz ne boyutta? Şimdi biz 10 arkadaş sahaya çıktık aday adaylık sürecinde. Evet. Yani AK Parti'nin ne kadar güçlü bir parti olduğunu, 10 aday arkadaş sahaya çıktık. Bu 10 arkadaş sonra birebir görüşmelerde, ikişerli görüşmelerimizde sahada aldıklarını bize yansıttılar. Evet. Biz de SKM ile buluştular. O arkadaşlarımız bütün bilgileri SKM'ye sundular. SKM bunun üzerine çalışıyor. Biz de çalışıyoruz. Şimdi benim arkadaşlarım bunlar içerisinde aday olmuşlar. Şimdi tek tek sayarım, hepsi benim arkadaşlarım, canlarım, ciğerlerim. İçimizden biri aday olacaktı. Biz de onunla beraber çalışacaktık. Bu. Yani bizim aramızda öyle bir yarış, bir rekabet falan yok. Sadece AK Parti'ye ne kadar... Bir kırgınlık, bir küskünlük, bir şey söz konusu. Estağfurullah. Benim hepsi tek tek arkadaşımdır. Ve biz bu yolda beraberiz. Öyle şey olamaz. Peki Sayın Başkan. Aynı zamanda dostlarım benim. Mesela isim sormak istiyorsan da sor. Yok, isim vermeye gerek yok. Mesela yani neticede... teşkilat başkanlarını sayayım. Feridun Başkan. Onun öncesi o gün başkan. O gün Şengün Başkanı. Ya benim çocukluk arkadaşım, üniversite İTÜ'de beraber okuduk. O elektrikte, o mimarda. Şu anda nasıl destek verebilirim, projeler ne yapabilirim diye İzmir'de çalışıyor. Ondan önceki başkanım Hakan Varış. Hakan Varış bir keza öyle. Başkanım ne yapabiliriz? Ondan önceki başkanım Süleyman Çelebi. Evet. Süleyman Çelebi Çiftliköy'ün sevilen, sayılan çok, çok değerli bir insanı. Kesinlikle. Süleyman Başkan. Yani saydığınız isimler hep öyle. Bunlar şu anda davasına SKM'de sahip çıkan kişiler. Tabii ondan sonra Murat Bektaş, parti kurucularından. Ya bu insanların hepsinin yeri AK Parti'dir. Biz hepimiz... Başka bir yerde düşünülemezler. Mümkün değil. Biz aynı yerin, aynı suyun mu diyorlar çocuklarıyız. Biz aynı yerin insanlarıyız. Olur mu öyle şey? Hepimiz biriz, beraberiz. Adaylarımız da öyle. Peki Sayın Başkan, özellikle şey? Şimdi adaylar açıklandıktan sonra belediye meclis adayları ve iyi gelen meclis adaylıkları noktasında bir süreç yaşanıyor şu an. Siz özellikle tabii bir 5 yıllık deneyim sahibi olduğunuz, yine bir 2014'te tabii ki Çiftliköy'ü şu anki bildiğiniz kadarıyla bilemezdiniz. Yani bir aceleye gelmişlik olabilir. Meclis üyeleri seçerken çok titiz davranmamış olabilirsiniz. Şimdi bu süreç nasıl işleyecek? Kriterler neler olacak Sayın Sipagar? Şimdi ben teşkilat terbiyesi bir almış bir insanım. Çocukluğumdan beri siyasetin içerisindeyim. Teşkilat terbiyesi almışız. Belediye yönetirken de şuna dikkat ettim. Biliyorsunuz üniversitede hocalık yaptık. Başka yerlerde çalıştık. Devlet terbiyesi aldık. Dolayısıyla meclis üyeliklerimiz seçilirken ben fikrimi söyleyeceğim. Evet, muhakkak. Teşkilatım söyleyecek. Ondan sonra bu bir üst merceğe gidecek. Bu tek ne benim kararım ne teşkilatın, hep beraber oturacağız. En uygun, en güzel, en iyi. En faydalı. Yani, tabii en faydalı şekilde çıkacağız. Ama sonuç
kimdir, nedir şu anda ben de bilmiyorum. Hep beraber çalışacağız çünkü. Çünkü bizim aldığımız teşkilat yapısı, ben şunu yapamam, budur. Tek adamlık söz konusu. Tek adamlığı sevmiyorum. Ben istişare, grup, ekip çalışması. Bakın, insanoğlu için şöyle bir soru sorarlar. İnsanoğlunun ilk bulduğu icat nedir diye. Herkes der ki tekerlektir. Değil mi? Evet. Halbuki insanoğlunun bulduğu ilk icat gruplaşarak çalışmaktır. Siz gruplaşmayı bilmezseniz, ekip çalışmasını bilmezseniz, siz hiçbir şey icat edemezsiniz. Dolayısıyla ben ekip çalışmasına inanan bir insanım. Ekiple oturacağız, bu ekibin içerisinde teşkilatımız olacak, yalavamız olacak, hepimiz olacağız, vekillerimiz olacak. Ona göre bir sonuca varacağız. Son elbette sorulardan... Elbette bir fikrim var ama tabii konuyla alakalı. Böyle programın sonuna geliyoruz. Soracağım soruların sonuncusu da diyebilirim. Evet, şimdi Millet İttifakı, Cumhuriyet İttifakı. İki ittifak Türkiye genelinde büyük şehirlerde hemen hemen adaylarını netleştirdi. Evet. Yalova'da merkezde biliyorsunuz İyi Parti aday çıkarmıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne destekleme kararı aldılar. Evet. Tabii bu genel merkez bazında alındı. Daha ilde hala sorun sıkıntılar söz konusu. Şimdi Çiftlikköy'de MHP AK Parti ittifakı gibi bir durum söz konusu gözükmüyor. Evet. Bu sizin için bir dezavantaj değil mi Sayın Silpakar? Aynı şekilde bir avantaj yaşıyorsunuz. İyi Parti CHP ile de ittifak kurmuş değil. Süreci siz nasıl değerlendiriyorsunuz Çiftlikköy'de? İttifak konusu. Şimdi ben Cumhur İttifakımıza zarar verecek en ufak bir şeyde bulunmam. Ben Cumhur İttifakı'na inanan bir insanım. Cumhur İttifakımız Yalova'da, Çiftlikköy'de AK Parti ve MHP girecek demiş. Biz buna saygılıyız. Bu. Karşı taraf görüyorsunuz işte. Usta, çırrak, çırrak, usta. O ondan, bu bundan böyle. O çekilsin, ben gireyim. Bizde öyle bir şey yok. Bizim genel merkezimiz ne karar almışsa biz oyuz. İsa Başkan'la biz görüşüyoruz. Beraber yürüyoruz. Elbette kendi aramızda görüşmelerimiz var. Cumhur İttifakı'na leke getirmeyecek şekilde, zarar getirmeyecek şekilde hareket Çiftlikköy'de biz sancağı inşallah 31 Mart akşamı dikeceğiz. Peki Sayın Başkan, özellikle son günlerde Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkan adayı Nedim Güler'e çok baskı oldu şeklinde bize gelen bilgiler var. Yani çekil noktasında. Böyle bir durumda Güler'in siyasi hayatı başlamadan biter mi? Biter tabii. Şöyle biter bence. Siz o ağırlığı kaldıramayacaktınız, niye aday oldunuz derler. Ama bu algıyı oluşturmak daha da yanlış. O algıyı oluşturanları biliyoruz Sayın Başkan. Şimdi asıl oyunu kuran onlar. Şimdi bakın, bunların derdi illet ittifakı falan değil. Dert başka. Bizde hizmet. Şimdi dolayısıyla Nedim'e şöyle bir tavsiyem var. Bu ağırlığı taşıyor çıktığına göre taşıman lazım. Taşıyamıyorsan keyfin bilir. Çok bizim için mühim değil. Biz diyoruz ki hepsi beraber. Nedim Güler çok genç bir kardeşimiz. Evet. Donanımlı bir arkadaşımız da. Bu baskılar yıldırır mı Sayın Başkan? Yani açık mı söyleyeyim? Açık söyleyeyim Sayın Başkan. Herkes duysun. Siz yola çıkmışsanız, o yolu kaldıramazsanız sizi ne halk affeder ne millet affeder. Kimse affetmez. Ama o arkadaş üzerinden de algı oluşturup onu zorda bırakanlar utansın bence. O değil de. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Son olarak özellikle TV Yalova izleyicilerinize iletmek istediğiniz neler var? Son sözlerinizi alalım. Şimdi ben Yalova, TV Yalova izleyicilerine şöyle bir Çiftlikköy'e davet edeyim. Özellikle gelin bir çayımızı, bir kahvemizi için, bir gezin, bir görün, bir tanışalım.
Çivriköy'le hemşerilerimle bir görüşün, tanışın. Bekliyorum hepsini Yalova'dan, Türkiye'nin her yerinden Çivriköy'ümüze bekliyoruz. Bir bardak çayımızı gelip içmeleri için. Buradan da Çivriköy'le hemşerilerime selam ve saygılarımı iletiyorum. Çivriköy'ün bir şeyi bilsin, bu can bu bedende olduğu sürece bu Çivriköy'e hizmetler devam eder. Çok çok teşekkür ben ediyoruz teşekkür Sayın Sipakar. Programımıza katıldınız. Birçok konuda izleyicilerimizi aydınlattınız. Ayaklarınıza sağlık. Biz de 31 Mart mahalli seçimlerinde sizlere başarılar diliyoruz. Yolunuz aydınlık olsun. TV Yalova izleyicileri, bugünkü programımızın da sonuna geldik. AK Parti Çivriköy Belediye Başkan Adayı Sayın Ali Murat Sipakar'la çok güzel bir söyleşi yaptık. Kendisine ben katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Hayırlı haftalar diliyorum.